Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzeyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bu akşamki konumuz tövbe. Sizlerle beraberiz. Tövbe, günahlardan pişman olup Allah Teala'dan af dilemek, bir daha günah yapmamak üzere, o günah işlememek üzere kişinin harekete geçmesi demektir. Tövbede bir daha yapmama isteği kesin olarak mevcuttur. Öyleyse tövbe sadece bir daha yapmama isteği midir? Hayır, onun ötesini de içerir. Onun ötesi Allah'tan o işlediği günahın affını da talep etmektir. Tövbe affı da beraberinde getirir, af talebini de. Kim günahlarından tövbe ederse ya Rabbi beni affet diye bir ilaveyi de bu normal konuşma standartının içine sokmuştur. Peki Allah Teala tövbelerimize nasıl bakıyor? Bir, devamlı günah işleyip de tövbe eden insanlar var. Burada Allah Teala'nın o tövbeyi affedip etmeyeceği konusunda hiçbir garanti söz konusu değildir. Bir günah işleyip de onun affını dilediğiniz zaman aslında bir garanti söz konusu değil. Allah-u Teala her işlediğiniz günahı affedeceğim diye bir taahhüdün altına girmemiş insanlara karşı. Ama şunu söylüyor. Büyük günah işleyenler dahi bizden ümitlerini kesmesinler diyor. Yani affetmem İhtimal dahilindedir diyor, ümidinizi kesmeyin. Ama bir garanti de vermiyor. Günah işlediğiniz zaman ben mutlaka onu affederim demiyor. Siz benden günahın affedilmesini talep ettiğiniz zaman günahlarınızın hepsini affederim veya günahlarınızın o günahınızı affederim tarzında bir ifadesi yok. Ama kişinin Allah ile olan ilişkileri dikkate alındığında Allah-u Teala o kişiden bir şeyler ister. Aynı günahı bir daha işlememek konusunda kesin bir tavır ister. O kişi o günahı tekrar işlememek konusunda kesin bir tavır almışsa işlememek konusunda ısrarlı bir talebin sahibi ise Allah Teala'nın onu affetmesi ihtimali daha yüksektir. O günahını affetmesi ihtimali daha yüksektir. Allah Teala sevgili kardeşlerim her zaman sizden yanadır. O bütün günahlarınızı affetmek ister ama buna uygun zemini siz oluşturabilirseniz ve böyle bir şey mümkündür. Allah-u Teala'nın kişinin bütün günahlarını affetmesi de yetmez. Affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. O zaman bir başka tür tövbe müessesesinin devreye girmesi
söz konusu olmalıdır. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin diyor Allah-u Teala. Güvendirseydi ne olurdu? Kişi günah işlerdi, arkasına Allah'tan af dilerdi, ertesi gün aynı günahı bir daha işlerdi. Ömrü boyunca günah işleyip Allah-u Teala'dan af dilemekle vakit geçirirdi. Allah-u Teala her zaman affetmiş olsaydı, kişi hiçbir zaman günahtan geri kalmazdı. Allah'ın muradı günahları affetmek değil, günahı işlemememizdir. Ama insan tabiatının zayıf olduğunu, nefsimizin afetlerinin güçlü olduğunu, şeytanın nefsimizin afetlerine paralel hareket ettiğini ve insanların sık sık günah işlediğini Allah en iyi bilendir. Öyleyse insanlar bu kadar zayıf mahluklarsa, her an günah işleyebilecek hüviyettilerse ve Allah-u Teala'nın bir af yolu varsa, o zaman bunu insanlığa tebliğ etmek gerekmez mi? İşte sevgili kardeşlerim, zamanımızda unutulmuş olan bu tövbe müessesesini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın günahlarınızın bir kısmını affetmesi söz konusu mu? Evet. Nasıl bir ölçü bu? Sevaplarınızın günahlarınızdan fazla olmasını sağlayacak kadar bir kısmını Allah-u Teala'nın mutlaka affedeceği bir devre var. Bu konuda Allah-u Teala bir garantiyi oluşturmuş durumda. Ayetler onu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin sevaplarının mutlaka günahlarından fazla olacağını Allah-u Teala garanti altına almış Kur'an-ı Kerim'de. Yetmez, daha da öteye geçmiş o konuda. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu, günahların örtülmesini içerir. Bir, günahların sevaba çevrilmesini içerir. İki, ruhun Allah'a ulaşmasını da içerir. Üç, kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Ve üçüncü kat cennetin sahibi olmak, kişinin bir tek dileğine bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse, günahların bir kısmının örtülmesi, geriye kalanların sevaba çevrilmesi mümkündür. Bir tek dileğinize bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse gelin beraberce biraz daha girelim Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına. Evvela Allah-u Teala hayatınızın en önemli talebi konusunda, Allah'a ulaşma talebi konusunda acaba ne söylüyor Kur'an-ı Kerim'de? Ana iki ayet-i kerime Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Hidayet çağının anahtarı. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ayet-i kerimeden net olarak anlaşılacağı gibi, dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar için dünya hayatı güzeldir. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar
dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onları mutmain eden şey, doyuma ulaştıran şey, dünya hayatıdır. Dünya hayatında kazanacakları, kazandıkları paralardır. Dünya hayatındaki başarılarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler için konuşuyor Allah Teala bunu. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani bu genel bir ölçü. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa gideceği yer cehennem olduğu için, dilese cehennemden kurtulacağı için Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor Allah Teala onları. Ve son derece önemli bir olay. Sırf Allah'a ulaşmanın ne olduğunu bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan da cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağını bildiği halde inadından, kibrinden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler de cehenneme gider. Daha öteye geçip dünya hayatını yaşarken insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diye iddia eden ve başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelleyen insanlar da cehenneme gider. Her biri daha derin bir cehenneme giderler bu üç gruptan. Öyleyse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve sonuca giriyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ülaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Öyleyse kesin bir olgu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yaparsa yapsın, hayatını nasıl yaşarsa yaşasın, Allah'ın hoşlanacağı neler varsa hepsini yapsın ama gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İlk kimse ben cennete girmek istiyorum dese sırf bunu söylediği için cennete giremez. Ama kim Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum derse, kalben bunu kalbiyle tasdik etmişse, o sesi, kalbindeki sesi Allah Teala işitir. Kalbindeki talebi bilir ve bu talebin Allah Teala tarafından görülmesi de söz konusudur. İşitir, bilir ve görür. Derhal Rahim Esması'nın tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasıyla neticelenir bir, kulaklarındaki vakranın alınmasıyla neticelenir iki, kalbindeki ekinnetin alınmasıyla ve yerine ekinnetin yerine ihbat konulmasıyla neticelenir üç. Allah Teala bu üç işlevi yaptığı zaman her birinde kişiye derecat bağışlar. Zaten birkaç dakikanın içinde bu işlevlerin hepsi tahakkuk ediyor. Birkaç dakikada Allah Teala işlevlerin hepsini tahakkuk ettiriyor. Ve kişinin günahlarının bir kısmını örtüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Gayesi ne? O kişinin sevaplarını günahlarından öteye geçirmek. Önemli mi? Önemli. Çünkü Yunus suresinin 8. ayet girmesindeki onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer
cehennemdir diyorsa Allah Teala, burada ciddi bir olay var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanların gideceği yer cehennem. Sebep, Allah'a ulaşmayı dilememek. Ölçü, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olması. İktisap ettikleri dereceler itibariyle cehenneme gitmek. O zaman bunu söyleyen ayet-i kerimeye beraberce ulaşalım. Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerini beraberce ele alalım. 102. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki, Müminun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları hafif kalırsa, kimin sevap tartıları ağır olursa, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen cehennemde kalıcıdır diyor Allah Teala. Müminun 102. Sevap tartıları ağır olan, yani sevapları günahlarından fazla olan kişinin gideceği yer cennettir diyor. Ebediyen orada kalır diyor Allah Teala. Müminun 103. Kimin de sevap tartıları hafif olursa, yani sevapları günahlarından az olursa, kimin, yani bunun manası kimin günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günahların sevaplardan fazla olması hali, cehennemin işareti. İşte bu nokta kazanılan dereceler itibariyle gidilen yerin cehennem olduğunu kesinleştiriyor. Allah'ın ölçüsü, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o insanların gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların cehenneme gideceği kesin. Yunus 7 ve 8'e göre. Peki bu kişiye Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o zaman da kurtulacağı kesin. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere aminu olanlar diyor. Ve Vel-Asr suresinde aminu olanların mutlak kurtuluşa ulaşacağını görüyoruz. Kim aminu ise Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi söz konusudur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesine göre neler olduğuna bakalım beraberce. Men kânû yercû likâllâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerimesinde o kişi nefsiyle cihad etsin diyor. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlıyor o kişi için. Öyleyse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Bunun bir kurtuluş olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme gideceğine göre, bu kişi de Allah'a ulaşmayı dilediğine göre gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Ve Allah onu garanti ediyor. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ulaştırması ise 3. kat cenneti ifade eder.
Öyleyse burada kaybedilen derecelerden daha çok derece kazanılan bir noktaya mı ulaşıyoruz? Öyle söylüyor Allah Teala. Nerede söylüyor? Vel Asr suresinde bunu söylüyor. Diyor ki Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar hariç diyor Allah Teala. Ama âminû olanlar hariç. Öyleyse bu neyi anlatıyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İnsanlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Bütün insanlar hüsrandadır manası çıkıyor. Ama dört grup hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ve sabrın sahibi olanlar. Tabi olup nefs tezkiyesine başlayanlar diyor Allah Teala. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda değil. Hüsranda değilse, hüsranda olmanın standartları da günahların sevaplardan fazla olmasıysa, hüsranda olmayan herkes sevapları günahlarından fazla olanlardır. Evvel asrasındaki dört grupta amin olanlar, amin-i salihat yapanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, birincisi yedinci basamağı, ikincisi 14. basamağı ifade eder. Ve hakkı tavsiye edenler, yani hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler, 21. basamak ve sabrı tavsiye edenler, 26. 27. 28. basamakta olanlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o kişinin Kur'an'daki adı Aminu'dur. O kişi Aminu olmuştur. Ve Aminu olan herkesin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazladır. Fazlaysa ne olur? Fazlaysa kazandığı dereceler fazlaysa gideceği yer cennettir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kesin olarak belli ki Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu cihetle mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla, o kişi hüsranda, gideceği yer cehennem. Ama amin olmuşsa bu sefer de hüsranda değil, yani kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla, gideceği yer cennet. Ama nasıl oluyor? Bir dilek o kişinin günahlarının sevaplarından aşağı düşmesine sebebiyet veriyor. İşte burada Allah Teala'nın o kişinin o noktadaki davranışı sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle bunu bir nevi tövbe kabul ediyor Allah Teala. Ve kişi zaten o kişi Allah Teala'ya spesifik olarak birçok konuda tövbenin talebinde bulunmuştur günahlarının affedilmesi istikametinde. Bir de Allah'a ulaşmayı kişi dilemiş. O zaman Allah Teala bunu sadece Allah'a ulaşma dileğini bir tövbe talebi olarak kabul ediyor. Ve o kişinin günahlarının bir kısmını örtüyor.
Yani affediyor. Ne kadarını affediyor? Sevapları günahlarından fazla olduğu noktaya kadar olanları affediyor. Geri kalan günahlar kalıyor. Çünkü o günahlar kişinin sevaplarından artık daha az. Sadece sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse bu kişi bu noktaya ulaşmıştır. Sevapları günahlarından fazla noktaya Allah Teala tarafından getirilmiştir. Yani bu kişinin 100 derece günahı varsa, 20 derecede sevabı varsa Allah Teala o kişiye diyelim ki 81 derece derecat artışı yapıyor. Ne oluyor? Sevapları 101 derece oluyor, günahları 100 derece oluyor. Negatif dereceler 100, pozitif dereceler 101. Öyleyse kişinin sevapları günahlarını aşmıştır. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi işlevlere bakalım beraberce. Ne zaman gerçekleşiyor? Ne zaman Allah-u Teala bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerine rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmişse, arkasından gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Bize derecat vererek alacaktır. Ve kör olan gözlerimiz açılacak, irşat makamını gerçek bir irşat makamı olarak değerlendireceğiz. Kulaklarımızdaki vakrayı alacaktır. İrşat makamının sözlerini o güne kadar anlamıyorduk, işitmiyorduk, manasına varmıyorduk, bizi alakadar bile etmiyordu. Ama o gün işitmeye başlıyoruz. Onun söylediklerinin insanlığın kurtuluşu olduğunu anlamaya başlıyoruz. Kulağımızdaki vakrayı almış Allah-u Teala. Sonra kalbimizdeki ikinliği alıyor, o anlamaya başladığımız şeyleri kalbimize indiriyoruz. İdrak etmeye başlıyoruz. Derin olarak anlayış ve kendine mal etme olayı, idrak. Artık idrak ediyoruz biz. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediği bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olan herkesin hüsranda olmadığı kesin, hüsranda değilse mutlaka günahları sevaplarından fazla. Allah'ın vücuda getirdiği işlev de bu. Kişinin günahlarının sevaplarından az kılan ilaveler yapıyor ve sevaplar fazla oluyor. Peki bu olay ne yapar? Kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki bakranın, kalplerdeki ekinnetin alınması kişiyi Allah'ın cennetine gerçekten götürür mü? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri net olarak bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala orada kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri kapıları açar ve onlara der ki size Allah'ın nezirleri buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. İşte sevgili kardeşlerim şu anda da söyleniyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söyleniyor kim bilir kaç yüzüncü defa bizim tarafımızdan Allah'ın öğretmesiyle. O gün, kıyamet günü cehennem bekçilerine cevap vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Hepiniz o gün, Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre, oradaki cehennem bekçilerine cevap vermek mecburiyetindesiniz. Ve şu cevapları vereceğiniz kesin. Diyor ki, oraya ulaşanlardan kendisine sual sorulan kişi, evet geldi, bize Allah'ın nezirleri geldi. Ama biz onlara dedik ki, bir, Allah hiçbir şey indirmemiştir.
Birinci standartta kişi Allah'ın kitaplarına inanmıyor. İki, diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Devrin imamını veya herhangi bir Resulü, ki bütün Resuller aynı zamanda nezirdir, her Resul asgari standartlarda bir kavmin Resulüdür. Bütün kavimlerde şu anda da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın müminin 44'te söylediği gibi, Bakara 87'de söylediği gibi, Rad 7'de söylediği gibi, bütün kavimlerde her an Resul var. Resulsüz bir kavim hiç olmuyor. Ne zaman Resul ölürse onun yerine Allah Teala derhal bir yenisini tayin ediyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Kişi cehennemin kapısında soruyor cehennem bekçisi size, Allah'ın nezirleri gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Cevabı şimdi beraberce dikkatle bakalım. Geldiler ama biz onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Ve biz sizi bir dalalet içinde görüyoruz. Yani Allah'ın Resulünü görüyor ama kör gözleri Allah'ın Resulüne bakıyor, onu Resul olarak görmüyor. Herhangi bir kişi olarak görüyor, gözleri kör. Sözlerini idrak edemiyor, anlayamıyor. Çünkü biz diyor o kişi, o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakra alınmış olsaydı ve akıl etmiş olsaydık, nefsimizin kalbindeki ikindet alınmış olsaydı, yerine ihfat konulsaydı, o zaman burada cehennemde mi olurduk? İşte böyle bir dizaynda o cehenneme giren kişinin gözlerinde hicab-ı mestur olduğu, kulaklarında vakra olduğu, kalbinde ekinnet olduğu kesin. Böyleyse durum, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemediği için de bunların hepsi duruyor. Dileseydi hepsi yok olacaktı. Ve o kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından günahlarının bir kısmı affedilerek sevaplarından, günahlarından daha fazla sevaba Allah-u Teala tarafından sahip kılınacaktı. Böyle olan bir kişinin aynı zamanda kafir hüviyetinde olduğunu da Allah-u Teala söylüyor. Dikkat edin ki bu kişi Mülk Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah'a inanıyor, Allah kitap indirmemiştir diyor. Allah'a inanıyor, Allah'ın kitaplarına inanmıyor. Burada da kişinin küfrü açıkça görünüyor. Ama Allah Teala Zümer Suresinin 51. ayet-i kerimesinde
Cehennem bekçilerinin gene aynı kişilere aynı şeyleri sorduklarını ama bu sefer size Resul gelmedi mi diye sorduklarını söylüyor. O Resul gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi diyor muhatabı. Ama biz nefsimize şahit olduk ki kafirlerin üzerine cehennem hak oldu. Kişi kafir olduğunu orada açık bir şekilde söylüyor. Resulün geldiğini de söylüyor. Öyleyse cehennem bekçileri bu suali cehenneme gelen herkese sorarlar. Herkesten bu cevabı alırlar. Size Resul geldi mi? Geldi. Size nezir geldi mi? Geldi. Zaten Resul'le nezir aynı kişidir. Bütün Resuller nezirdir. Bütün nezirler de aynı zamanda Resul'dür. O zaman ne oluyor? O zaman kesinleşen bir olgu var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onların günahlarının bir kısmını örtüyor. Öyle bir sonuç oluşturuyor ki o kişinin sevapları günahlarını geçiyor. Zaten orada da bırakmayacaktır Allah Teala onu. 10 tane ihsanla mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini temin edecektir. Ve o zaman o kişinin bütün günahlarını eskiden işlemiş olduğu günahların kalan kısmını ve o günden sonra işlemiş olduğu günahlarını sevaba çevirecektir. Öyleyse neler oluyor? Bu işlevler tamamlandı. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişiyi huşu sahibi kılar Allah ve o kişiyi irşat makamına ulaştırır. Böylece 10 tane ihsan tamam olur. Kişi tabi olunca ne olur? Tabi olunca işlevler ard arda takip eder. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Allah kişinin kalbinin mührünü açar. Küfür kelimesini dışarı alır. Kalbin içine imanı yazar. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Furkan 69'da onlar ki günahları artan insanlardır. Onların cezaları da artar. Cehennemdeki cezaları da artar. Ama kim tövbe eder de amini olursa, mümin olursa ve nefsi ıslah edici amelleri, amelü salihata başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Allah Teala onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ne diyor? Tövbe eder de amin olursa, mümin olursa. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi kim nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa onların mümin olduğunu söylüyor. Burada kişi nefs tezkiyesine başlıyor ve mümin. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi o müminlerin seyyiatinin hasenata çevrileceğini söylüyor. Öyleyse buradaki tövbe, tabiyetteki tövbe, 10 tane ihsanla tabiyetteki tövbe bir mutlak garantidir. Kişinin bütün günahlarını affeden değil, sevaba çeviren bir müessese. Allah Teala onun zaten daha evvel günahlarını örtmüştü. Günahlarının bir kısmını örtmüştü. Sevaplarını günahlarından bu sebeple öteye geçirmişti. Günahları sevaplarından fazla olduğu için kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştu.
O noktada ölseydi mutlaka Allah'ın cennetine girecekti. Kişi yaşıyor. Yaşıyor ve Allah Teala onu mürşidine ulaştırmış. O zaman ne oluyor? Tabiyetini gerçekleştiriyor Allah Teala ve o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Ve ruhu da tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönüyor. Furkan 71. Allah'a ulaşıyor. Öyleyse spesifik olarak insanlar "Ya Rabbi benim şu günahımı affet, bu günahımı affet" diyecek yerde Allah'a ulaşmayı dileseler, hepsinin mutlaka günahlarının yeterli miktarı örtülecek, mutlaka sevapları üstün hale getirilecek, mutlaka Allah'ın cennetine ehil olacak kişi. Yaşarsa daha sonra mürşidine ulaşacak, o zaman da geri kalan günahları affedilmekle kalmayacak, sevaba çevrilecek. Allah Teala Nisa 64'te de aynı konudan bahsediyor. Açık bir şekilde diyor ki o kişi için, "Habibim, eğer o hevalarına tabi olanlar sana gelselerdi, nefslerine zulmedenler, yani tabiyetleri gerçekleşemediği için hep nefslerine zulmetmekte olanlar sana gelselerdi, tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların günahlarının affını talep etseydin onların Resulü olarak, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin" diyor Allah Teala. Yani sahabenin tövbesi üzerine sahabenin günahlarını affedecekti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe hakkında yaptığı şefaat talebi üzerine de bir defa daha affedecekti. Yani onlara mağfiret edecekti, günahlarını sevaba çevirecekti. Günahların affı, günahların affedilmesidir. Mağfireti ise iki defa affedilmesidir normal şartlarda. Sevaba çevrilmesidir. Birincisi Allah'ın affı, ikincisi şefaat üzerine Allah'ın bir defa daha affı. Öyleyse şefaat bu dünya üzerindeki bir müessese, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince bu dünyada cereyan ettiği şefaatin kesinlik kazanıyor. Yetmez. Bu söylediğimiz Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve 71. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Günahların sevaba tövbeyle çevrilmesini. Peki bundan sonra ne olur? Ne oldu kişi? Günahları sevaba çevrildi. Sonra ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakim ulaştı. Kişi nefs tezkiyesi yapmaya başladı. Nefs tezkiyesine pay olarak fizik vücudu nefsin tezkiyesi oranında Allah'a kul olmaya başlar. Ruh da her %7 nur birikiminde, nefsinin kalbinde, fazıl birikiminde Allah'a doğru yaptığı yolculukta gök katlarını birer birer çıkar. Neticede Allah'a mutlaka ulaşır. O kişi ruhu Allah'a ulaşamadan yolda ölse bir şey ifade etmez. Ölümünden sonra ruhu gene Allah'a ulaşır. O kişi Allah'a ulaşıp da ölseydi üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ulaşamadan öldüğü için ikinci kat cennetin sahibi olur. Ömrü el verseydi üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktı. Allah bunu garanti etmiş. Öyleyse günahların affı konusundaki tövbelerin bu noktadaki görüntüsü bir muhteşem dizaynı içeriyor Allah Teala kullarına, onların hak etmediği bir muhteşem nimeti veriyor. Kişinin sadece bir tek dileği üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine onun evvela günahlarının bir kısmını örtüyor. Sevaplarını günahlarından fazla hale getiriyor. Sonra da geri kalan günahlarını da sevaba
çeviriyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onun nefsinin kalbinde %49 fazilet birikimi, %2 de rahmet birikimi vücuda getirerek o kişinin Allah'ın evliyası olmasını temin ediyor, üçüncü kat cenneti kazanmasını temin ediyor ve o kişinin dünya saadetinin de her gün günün yarısından daha fazla olarak yaşanacağını ifade ediyor. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevada demek ki Allah Teala'nın tövbeler karşısındaki ikinci tutumu, birincisi o tövbeyi affetmek veya affetmemek, ama irşat makamının karşısında 10 tane insanla tövbede o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını sevaba çevirmek. Evvela günahların bir kısmını örtmek, sonra da geri kalan günahları Allah'ın sevaba çevirmesi. Günahların bir kısmını örterek o kişiyi mutlak cennetin sahibi yapıyor. Hangi ihtimale karşı yapıyor bunu? Ola ki o gün kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama ertesi gün ölmüştür. O kişiyi de cennetine ulaştırmak için yapıyor. Sonra mı? Sonra ruhu yola çıkıyor kişinin, Allah'a ulaşıyor. Eğer kişi Allah'a tevekkül etmişse, daha ötede fizik vücudunda Allah'a teslim ediyor. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor, kayboluyor. Allah'a sarılmış oluyor, sığınağa sığınmış oluyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Bundan sonra o kişinin velayet makamlarını birer birer aşması lazım. Aşması söz konusu. Yaşarsa mutlaka aşacak. Önce fena makamını aşıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan ediyor. Daha çok artıyor nefsinin kalbindeki nurlar. Ve ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman Allah Teala o kişiye bir yeni yardımda bulunuyor. Kişi zahit oluyor. Bundan sonra kişinin kalbindeki nurlar %71'den daha öteye geçiyor. %81'e ulaştığında kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Günahlarda bir değişiklik var mı? Hayır, ama kişi daha çok zikir yaptığı için giderek daha çok derecat kazanıyor. Ve Allah-u Teala'nın yaptığı bir değişiklik de o kişi mürşidine ulaştığı andan itibaren, ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah-u Teala ona o güne kadar 1'e 10 verirken, daha tabi olduğu gün kişi 1'e 100'e çıkarıyor nimetlerini, verdiği derecatı, her bir kazandığı derecatı 100 katını veriyor. 2. 3. 4. 5. 6. 7. katlarında ruh %1'e 100'den 1'e 700'e kadar yüzer yüzer yükseliyor sonuçlar. Artık kişi 1'e 700 almaktadır. Tövbenin sonucundaki etken faktörlerden biri de kişinin kazandığı derecelerin birdenbire 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkmasıdır ve tedricen 1'e 700'e kadar ulaşmasıdır. Sonuç mu?
1'e 700 kazanan bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Muhsinlerden oluyor. Ama daha sonra daimi zikre ulaşıyor kişi. Ulu'l-Elbab makamında zemin kat gösteriliyor kendisine, zemin katın sırları. Sonra birinci gök katı gösteriliyor. O noktadan itibaren kişi ihlas makamında 7 tane gök katı gösteriliyor. 7. gök katını gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i nasuh'la beraber ihlas makamını da kişi aşıyor. Tövbe-i nasuh yeni bir tövbedir. Bu tövbe günahlar açısından yeniden günahların örtülmesini, salah nuruyla donandıktan sonra o örtülen günahların sevaba çevrilmesini içerir. Tövbe-i nasuh'ta da hem günahların örtülmesi vardır, hem de günahların mağfireti, yani sevaba çevrilmesi. Görülüyor ki tövbe müessesesi eğer Kur'an hükümleri bilinirse o zaman kişiye büyük faydalar sağlayan bir özellik taşır. Orada salah makamındaki günahların örtülmesi kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahların örtülmesini ifade eder. Sonra da o günahların sevaba çevrilmesini Allah-u Teala nasip kılar. Görülüyor ki spesifik tövbede, yani kişi herhangi bir günah işlediği zaman Allah-u Teala'dan o günahın affedilmesini istediği tövbede affa ulaşıp ulaşamayacağı kesin değil. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu konudaki netice günahların örtülmesidir. Büyük kısmının örtülmesidir. Sevapların günahlardan fazla olması noktasıdır. Mürşide ulaştığı zaman günahlarının ondan sonra işlediği günahlar da dahil olmak üzere evvelki günahlardan kalanlarının da sevaba çevrilmesidir. Tövbe-i nasuh'ta ise ondan sonra işlediği günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlevleri yer alır. Öyleyse görülüyor ki Allah-u Teala'nın indinde ulaşılacak olan bir af müessesesi Allah'ın her zaman hazır olduğu birçok affı arka arkaya sıralamaktadır. Kur'an'ın hükümlerini bilmek asıldır. Onun için Allah-u Teala hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün meselelerin çözümü var. Dilememekle de cehennem, dünyada da mutsuzluk. Seçim sizin. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini birlikte yaşadık, tövbe müessesesini. Sözlerimizi Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.